Yakın tarihin en büyük orman yangınlarına şahit olduğumuz dönemlerden geçiyoruz. Ülkemizin özellikle güney bölgesi yangınlarla savaşıyor. Milletimiz can siperhane müdahalelerle yangınları kontrol altına almaya çalışıyor. Daha önceki videolarda bunun ülkemize ve insanlığa karşı yapılmış bir sabotaj ihtimali olduğunu anlatmıştım. Bu videoda ise felakete karşı kısa zamanda çözüm olabilecek kurtuluş reçetesinden bahsetmek istiyorum. Kenevir Mucizesi. Son günlerde özellikle de orman yangınlarından sonra çok sık dile getirilen kenevir bitkisi günümüzde devletler tarafından yasaklı. Bunun sebebi kötü niyetli kişi veya suç örgütleri tarafından uyuşturucu madde yapımında kullanılması. Fakat kenevir bitkisi insanlık için hayati derecede önem arz eden sayısız faydalara sahip. Günümüzde on binlerle ifade edilen 5G uyduları bedava internet gerekçesiyle uzaya fırlatıldı ve her gün yenileri fırlatılmaya devam ediyor. Bu uyduların gerçekte ne amaca hizmet ettiği ve insanlığın başına ne tür çoraplar öreceği bilinmiyor. Bir takım araştırmacılara göre uydular vasıtasıyla korkunç bir distopyaya doğru evrileceğimiz ve küresel çapta gözetleme toplumu haline geleceğimizden bahsediliyor. Üstelik bununla ilgili çok sayıda belge paylaşıldı. Bu uydular vasıtasıyla her anımız kayıt altına alınabilir. Gözetlemenin de ötesinde diledikleri zaman diledikleri yere müdahale edebilirler. Bir önceki videoda orman yangınlarının da bu uydular vasıtasıyla küresel ısınma ve iklim değişikliğine atıfta bulunmak için çıkarılmış olabileceğinden bahsetmiştik. Hem küresel ısınma algısı yaratarak devletleri Green New Deal adı verilen projeyle kontrol altına almak hem de ormanların 5G uydu sistemlerine olan zararlarını ortadan kaldırmak için bir sabotaj ihtimali olduğunu anlatmıştım. Günümüzde çok sayıda uzman ormanların 5G uydularına zarar verdiğini ve bu yüzden ormanlardan kurtulmak istediklerini ifade ediyor. Gerçekten böyle bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu varsayarsak bir takım önlemler almamız gerekebilir. Bunun başında kenevir bitkisi gelmektedir. Normal bir ağacın yetişmesi 25 ila 40 yıl arasındayken, kenevir bitkisi 4 ay gibi kısa bir sürede yetişiyor ve bir dönüme ekilen kenevir 25 dönüm orman kadar oksijen üretiyor. 25 dönüm ormana bedel bir oksijen üretimini bu kadar kısa sürede gerçekleştiren bu mucize bitkinin faydaları bununla da sınırlı değil. Yine bir dönümlük kenevirden 4 dönüm ağaca eş kağıt üretilebilir. Bu şekilde tam 640 ağacı kurtararak inanılmaz bir ağaç tasarrufu elde etmiş oluruz. Kenevirin en önemli faydalarından biri de çevredeki tüm radyasyonu emmesi. Bu şekilde etrafımızdaki manyetik alanı temizleyerek radyasyonun zararlı etkilerinden korumuş oluyor. Kenevirden üretilen inşaat malzemeleriyle yapılan evlerde telefon görüşmesi yapamıyorsunuz. Çünkü etrafta ne kadar radyasyon varsa kesiyor. Kenevir dünyanın her yerinde yetiştirilebilir ve çok az suya ihtiyaç duyar. Ayrıca kendisini böceklerden koruyabildiği için tarım ilacına da ihtiyaç duymaz. Kenevir, AIDS ve kanser tedavisinde kemoterapi ve radyasyon etkisini azaltma, romatizma, kalp, sara, astım, mide, uykusuzluk, psikoloji, omurga hastalıkları gibi en az 250 hastalıkta kullanılmakta. Bir arabanın gövdesi kenevirden yapılırsa dayanıklılığı çelikten tam 10 kat fazla oluyor. Kenevirle yapılan sabunlar ve kozmetik ürünler suyu kirletmez. Kenevirin tüm dünyada yasaklanma sebebi uyuşturucu madde yapımında kullanılmasıyla ilişkilendirilir. Ancak her zaman olduğu gibi yine işin içinde dünyayı yöneten ailelerin olduğunu görüyoruz. W.R. Hearst 1900'lü yıllarda Amerika'da gazete, dergilerin ve medyanın sahibiydi. Ormanları vardı ve kağıt üretiyordu. Eğer kenevirden kağıt yapılırsa milyonlarını kaybedebilirdi. Rockefeller dünyanın en zengin adamı, petrol şirketi vardı. Biyo yakıt olan kenevir yağı da elbette onun en büyük düşmanıydı. Mellon, DuPont şirketinin ana hissedarıydı ve petrol ürünlerinden plastik üretmek için patente sahipti. Ve kenevir endüstrisi onun pazarını tehdit ediyordu. Sonra ise Mellon, ABD Başkanı Hoover'ın hazine bakanı oldu. Bu bahsettiğimiz büyük isimler yaptıkları toplantılarda kenevirin bir düşman olduğuna karar verdiler ve onu ortadan kaldırdılar. Medya aracılığıyla Mariana sözcüğüyle birlikte keneviri insanların beynine zehirli bir uyuşturucu madde olarak kazıdılar. Böylelikle kenevir ilaçları piyasadan çekildi, bunun yerini bugün kullanılan kimyasal ilaçlar aldı. Kağıt üretimi için ormanlar katledildi, tarım ilaçlarıyla zehirlenme ve kanser arttı ve derken dünyamızı plastik çöplerle
zararlı atıklarla donattık. Bugün yanan ormanların yerini kenevir bitkisiyle donattığımız takdirde kaybettiğimiz oksijenin kat be kat fazlasını kısa sürede elde edebilir, dünyayı 5G uydularıyla saran büyük güçlerin saldırılarından doğayı ve insanlığı koruyabiliriz. Şu anda Çin, İngiltere, Fransa ve Kanada dahil 32 ülke çiftçilerin endüstriyel kenevir yetiştirmelerine izin veriyor. Çin yılda 44 bin ton kenevir üretiyor. Bu oran dünyada kenevir üretimi toplamının %40'ına denk geliyor. Güney Amerika'da Şili, Avrupa'da da Fransa en fazla kenevir üreten ülkeler arasında.